Merhaba Levent Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyi Sen Nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Ee, Erdoğan, şeriata düşmanlık, İslam'a düşmanlıktır anlamına gelen bir açıklama yaptı. Gerçekten öyle mi? Bir de son zamanlarda biz bu açıklamaları çok fazla duymaya başladık. Nedir sebebi sizce? Muhtemelen ee, de facto bir durum yaratmak istiyorlar. E, açıktan bir şeriat taraftarlığı yapa, yapacak cesaretleri olmadığı için biz gerçekten bu ülkeye şeriat getirmek istiyoruz diyemedikleri için defakta bu durum yaratmak istiyorlar ve bir baskı unsuruna dönüştürmek istiyorlar toplumun üzerinde. Şimdi şeriat eşittir İslam demek ben en basit tabirle söylüyorum, laf cambazlığıdır. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. inancımızın ne olduğunu biliyoruz, Müslümanlığın ne olduğunu biliyoruz. Şeriatın da ne olduğunu biliyoruz. Şeriat inancın Devlet eliyle bir toplumsal norma dönüştürülmesi ve bireylere de dayatılması anlamına gelir. Yani inancın siyasallaştırılması anlamına gelir. İnanç başka, Müslümanlık başka. Şeriat ise bir yönetimin adı. Fakat e, bu tartışmalar bitmiyor. Bu sadece bizim bugün başlattığımız bir tartışma değil. İslam dünyası Hz. Muhammed'in ölümüyle beraber başladığı bir tartışmadır bu. Bitmez. Ne yazık ki. Ama... Gelmişiz 21. yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhurbaşkanı, dünya nereye gittiğini görüyor. Şeriat dediği her neyse o anlayışın dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğini, bulunduğu ülkeleri nasıl yaşanmaz hale getirdiğini kendi de görüyor. Aslında şeriat dediği şeyin somut bir şey olmadığını, İslam'dan anladığımızın bile bu kadar farklılaştığını gördüğü halde. Hala şeriat eşittir İslam demek, şeriata karşı çıkanları İslam düşmanlığıyla itham etmek bir cumhurbaşkanı yapabileceği bir şey değil. Bunu ancak bir ortaokul düzeyindeki İslamcılık anlayışına sahip biri yapabilir. Şimdi bir kere şeriatla İslam ayırmamız lazım. Ben bunu Erdoğan'ın kasten yaptığını düşünüyorum. İçeride din soslu bir atmosfer yaratma politikası bu bir baskı unsuru oluşturma, inancın toplumsal normları belirlemede adı konmamış bir kural haline dönüştürme çabası. Toplumu buna ısındırma. Yoksa eğer gerçekten şeriat istiyorsa buyursun önümüzde yerel seçimler var. Çıksın cesareti varsa şöyle bir cümle etsin. Şeriat isteyenler AK Parti'ye oy versinler diye. Bakalım yüzde kaç oy alıyormuş. Kendisi görsün AK Parti'ye oy verenlerin yüzde kaçı şeriat istiyormuş. Bunu da görsün. Daha da cesareti varsa böyle karnından konuşmayı bence bıraksınlar artık. İktidarın gerçekten böyle bir niyeti varsa laikliği tartışmaya açsın. Açsın bakalım bu toplumun yüzde kaçı laikliğin kaldırılmasını, Türkiye'nin bir din devletine dönüşmesini istiyormuş. Şimdi dikkat ediyorum gelen yorumlara da bakıyorum, sosyal medyada bakıyorum şeyde. Şeriatı baş şey zanneden Öz bir İslam, gerçek bir İslam zanneden bir az da olsa bir toplum kesimi var. Şimdi bir kere şunu bilelim. Niye Tayyip Erdoğan bunu açıktan söylemiyor? Niye çıkıp da ben şeriat istiyorum demiyor? Eğer şeriat İslamsa buyur açıktan söyle. Niye söylemiyorsun? Niye oy dediğim gibi yerel seçimlere gidiyoruz demiyorsun? Niye demokrasi diyorsun? Niye hukuk diyorsun? Niye insan hakları diyorsun? Niye özgürlük diyorsun? Değil mi? Niye cumhuriyet diyorsun? Niye Atatürk'e saygılıyız diyorsun? varsa cesaretin topluma ben şeriat istiyorum de ona göre de oyunu al. Bakalım kaç alıyormuşsun. Çünkü anketler bize şunu gösteriyor. Şeriat istiyorum diyenlerin oranı en yüksek tabirle %10'u bile geçmiyor. %10'a bile varmıyor. AK Parti'ye oy verenlerin muhtemelen %80'i bile şeriat istemiyor. Şimdi şeriat dinin siyasallaşmış bir şekilde yorumlanması anlamına gelir. Dinin kendisi değildir. Bu ülkede milyonlarca Müslüman vardır. Tertemiz inancıyla inancını yaşar, ibadetini yapar. Her türlü saygısını, hürmetini gösterir ama ben şeriatın olduğu bir ülkede yaşamıyorum diyebilir diyor da. Şeriata karşı çıkmak İslam düşmanlıdır demek, milyonlarca tertemiz inanca sahip insanın inancına hakaret etmektir. Onun onların Müslümanlığına laf etmektir. Böyle bir kabalığı, böyle bir saygısızlığı, böyle bir kendini bilmezliği bir ülkenin cumhurbaşkanı yapamaz. Sokaktaki biri söyler, bir yazar söyleyebilir, bir akademisyen söyleyebilir. Düşünce özgürlüğü vardır deriz. Kimileri çıkar şeriat savunur, kimileri çıkar hayır kardeşim şeriat yanlıştır der. Bu çok anlaşılır bir şey. Biz toplum olarak kendi aramızda tartışırız. Yazarlar çizerler, akademisyenler kanaat önderleri şeriat iyi midir, kötü ama ama ben bu ülkenin anayasasına bağlı yemin etmiş, laikliği hala orada duruyor, cumhuriyet değerleri hala orada duruyor. O anayasaya yemin etmiş bir cumhurbaşkanının kalkıp inancı şeriatla eşitlemesi, şeriata karşı çıkmayı din düşmanlığı olarak göstermesi, en hafif tabirle kendisine oy veren milyonlarca Müslüman'ın inancına saygısızlıktır. Bana göre haddini de bilmemektir. Şimdi şeriat dediğimizde şöyle diyorlar. Görüyorum yorumlarda ama Levent Bey sen şeriatı bilmiyorsun. Neyi bilmiyoruz? Neyi bilmiyoruz ya? Benim hayatım çocukluğum bununla geçti. Neyi bilmiyorum şeriat? Bana bir tane dünyada bir tane örnek versinler ki şeriatla abad olmuş. Şeriatla varlık sürmüş bana bir ülke göstersinler. Hazreti Muhammed kafasını yastığa koy. Vefat ettiği andan itibaren şeriatla yönetilen asr-ı saadet diyorlar ona. Dört halifenin üçü Müslümanlar tarafından öldürülmüş. Şeriat bu. Çünkü şeriat, Müslümanlığı yorumlamak demektir. Çünkü Kur'an'da, ayette, hadislerde şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şu ayet, hani bir anayasa yok. İslam dünyası bunu bir asırdır tartışıyor. Bir anayasa çalışması da yok teknik olarak baktığımızda. Şeriat dediğimiz bireyin yorumu, gücü ele geçirenin kimse o onun Müslümanlık yorumunu devletin ona sağladığı güçle hepimize dayatması demek. Niye dört tane halifeden üçü öldürüldü? Çünkü birinin yorumunu öbürü... Bunlar halife, bunlar sahabe. Yani peygamberin yanında yaşamışlar. Müslümanlığı en kaynağından öğrenmişler. En taze, en en hani hani İslam'ın özü derler ya. Gerçek İslam. Tamam gerçek İslam işte orası. Aslı saadet dedikleri gerçek İslam. Üçü birbirini öldürmüş. Hazreti Ali ile Hazreti Hatice savaşmışlar yıllarca, on binlerce Müslümanı öldürmüşler. Oradan gelmişsin Emebiler, aynen. Oradan gelmişsin Abbasiler, aynen. E, Osmanlı şeriattı. Peki Levent Bey, sen şeriatla yönetilen bir ülke yok ki abad olmuş olsun diyorsun ama bak işte Osmanlı. Hala Osmanlı'nın bile şeriatla yönetilmediğini anlamayacak kadar cahil gelmiş bize şeriat savunuyor. Osmanlı saltanatla yönetiliyordu. Saltanatla yönetildiği için babadan kalanın yorumu, o padişahın yorumu temel din ha kural halini alıyordu. Farklı kimlikler vardı, farklı dinler vardı Osmanlı'da. Müslümanlık tabii ki belirleyici bir faktördü. Ama bildiğimiz anlamda yani temel tartışmayı doğuracak şeriat. Ama Levent Bey sen Suudi Arabistan'a bakıyorsun, oradan ona karşı çıkıyorsun. Arkadaş Suudi Arabistan'daki şeriatı beğenmiyorsun. İran'daki şeriatı beğenmiyorsun. Yemen'dekini beğenmiyorsun. Irak'takini beğenmiyorsun. Sudan'da peki neyi beğen? Nedir bu şeriat? Bulamıyorlar. Çünkü tekrar söylüyorum. Şeriat şu anda gönlünü kaptıranlara söylüyorum. Bireyin yorumu. Ben eğer gücü elime alırsam ben Müslümanlıktan ne anlıyorsam şeriat odur. Cübbeli Ahmet gücü ele alırsa o Müslümanlıktan ne anlıyorsa şeriat odur. Çünkü güç onda. Fethullah Gülen alsaydı o Müslümanlıktan ne anlıyorsa şeriat odur. Tayyip Erdoğan aldı. Tayyip Erdoğan ne anlıyorsa şeriat isteyen odur. Şeriat. Şeriat isteyenlerin şunu düşünmesi lazım. Birinin anladığı Müslümanlığı sana dayatmasını kabul edecek misin devlet eliyle? Şöyle giyin, şöyle otur, şöyle yap. Yani bu tesadüf mü? Dünyada hiçbir Müslüman birbirini beğenmiyor. Hiçbiri. IŞİD öbürünü beğenmiyor. Bak Türkiye'de de bile iki tane tarikat birbirini beğenmiyor. Müslüman kabul etmiyorlar. Şimdi tarikatler değil mi? Menzil tarikatı devlete ele geçirdiğinde menzil tarikatının istediği şeriat mı olacak? Peki menzil tarikatının istediği şeriat olduğunda İsmail Ağa cemaatine yapacak, kabul edecek mi onun itaatini? E, ediyorsan şimdi et. Peki İsmail Ağa tarikati devleti ele geçirdiğinde diyelim, güç. İsmail Ağa'nın yani Cübbeli Ahmet'in yanı işte Mahmud Efendi'ydi, vefat etti Allah rahmet etsin. Onun istediğini menzil Tarikatı kabul edecek mi? Hayır. E şimdi etmiyorsun. Peki e, IŞİD de etmiyor. Yani ütopik bir şey var ve koskoca ülkenin cumhurbaşkanı bu ülkede açlık var, yoksulluk var. Ekonomi çökmüş. Eğitim çökmüş. Akıl almaz sorunlarımız var. Koskoca bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor. Şeriat karşıtlığı, İslam karşıtlığıdır diyor. Ne kadar ayıp, ne kadar sakil, ne kadar ucuz, ne kadar ortaokul düzeyi bir Müslümanlık anlayışı. Yakışıyor mu ya koskoca bir ülkenin cumhurbaşkanına? Bu kadar mı düz, yüzeysel bir Müslümanlık anlayışı olur? Müslümanlık dediğim biraz, biraz şey, biraz derinleşmektir, biraz vakf, biraz hiç, anlamına bakmaktır. Ne, ne, Nereye, yani nasıl bir hayatımıza nasıl şey yapabilir? Bir de, bir de şöyle bir şey. Nasıl yapacaksın şeriatı? Hadi buyur getir diyelim. Yüzde doksan istemiyor. Ne yapacaksın? İstemiyoruz. Hapse mi atacaksın yüzde Tayyip Erdoğan bugün diyor ya. Evet yüzde doksan istemiyor. Sen yüzde doksanı şu anda Müslüman düşmanı ilan etmiş oldun. Türkiye'de yüzde doksan şeriat istemiyor. Bu yüzde da Müslüman. Ve diyor ki ben şeriat istemiyorum. Ne yaptın? Yüzde doksanı çıkardın mı Müslümanlıktan? %90'a İslam düşmanı demiş oluyorsun. Utanmıyor musun? Ya yani bu ülkenin tertemiz bir inançlı insanlarına İslam düşman damgası vuruyorsun. Diyelim ki getirelim. Ne yapacaksın? Oy mu? Sandıkla mı? Demokrasiyle mi getireceksin şeriatı? Kim karar verecek mesela? Kim karar verecek devlet başkanına? Devlet başkanı ne? Hangi kurallara? Biz kimi seçeceğiz mesela? Hangi kimin yorumunu teslim alacağız? Yani şöyle zannediyorlar. Kur'an hazır bir anayasa zannediyor. Alıp uygulayacağız. Ya delirmiş vaziyetteler. Böyle bir anayasa yok ortada. Hadislerden her bir imam, yani hadis rivayet eden imamların her biri başka bir şey anlıyor. Aynı hadisten, aynı hadisi bir tarikat başka bir şekilde yorumluyor, başka bir tarikat başka bir şekilde yorumluyor. Aynı ayet, bırak şeyi geçtik. Ya aynı ayeti ben başka şekilde yorumluyorum. Başka bir Mısır'daki Müslüman başka şekilde yorumluyor. Suudi Arabistan'daki başka. Niye Suudi Arabistan'daki şeriatı beğenmiyorlar? E çünkü Suudi Arabistan'daki yorumlayanın yorumunu beğenmiyor aslında. Sudan'dakini niye beğenmiyorlar? E çünkü Sudan'daki adamın da yorumlu, yorumunu beğenmiyor. İran'dakini de beğenmiyor. E zaten, tam da böyle bir şey zaten. Müslümanlık zaten bireysel bir tercihtir. Benim yorumum beni bağlar. Ben neye inanıyorsam öyle inanırım. Nasıl yaşayacaksam benim inancım karar verir buna. Devlet karışamaz. Böyle bir şeydir. İki türlü de karışamaz. Yasak da koyamaz, dayatamaz da. E şimdi ya bir, bir tane Müslü İslam var, bir tane. Ama milyonlarca Müslümanlık var, bunu görmüyorlar. Milyonlarca Müslümanlık. Bak şeriat isteyenler otursun iki tane arkadaş birbirle konuşsunlar. İkisinin anladığı bile aynı değil. Ve daha ötesi ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a onun diliyle bir cevap vereyim. Türkiye'de şeriat istemek Türkiye düşmanlığıdır. Bu net bir şeydir. Ben Türkiye yok etmek istiyorum diyen bir adam ben şeriat istiyorum desin. Kapalı kapalı cümlesidir bu. Çünkü burayı iç savaşa çevirmektir. Çünkü burayı yaşanmaz hale getirmektir. Çünkü Cumhuriyet kurulduğu günden beri taşıdığı, dikkat ettiği o değerleri ahengi bozmaktır. Çünkü burayı dünyanın bir dışına itmektir. Şeriat diyor. Hadi buyur şeriatı getir de git sonra Londra'dan kredi topla bakalım. Ne yapacaksın? Şeriat sana diyor ki faiz haram. Açık net hadi buyur uygula. Öyle demiyor mu Kur'an'da faiz haram diyor. Ne yapacaksın? Hangi sermayenin kapısına gidip para isteyeceksin? Ama dediğim gibi ne doğru düzgün şeriatı savunmayı biliyorlar. Ne doğru düzgün cesaretle halka biz böyle bir şey istiyoruz diyecek cesaretleri var. Ne doğru düzgün Müslümanlık diye bir dertleri var. Bırak kardeşim ya. Bırak insanlar İslam, Müslümanlık, ter istediği gibi inancını yaşasın. Geçmişteki hatalara bakarak zıttına kaçmana gerek yok. Geçmişte laikliği bahane ederek insanların inancına, başörtüsüne engel çıkardılar, sorun çıkardılar. Nasıl ki baskıcı, ayrıştırıcı laiklik Türkiye'nin anasını ağlattıysa, bak bunca yıldır ed şey, tamir edilmeyen bir tahribat yarattıysa, şimdi nasıl ki şu anda onun faturasını ağır ödüyorsak o baskıcı laikliğin, gerçekten demokrasi olsaydı, kimsenin inancına karışmış, karışılmamış olsaydı biz bu kadar radikalizme de kaymamış olurdu toplum. Şimdi onun bir zıttı da şeriat dayatmak. Dayatmayı da geçtik. Böyle tuhaf bir şekilde çocukça, korkakça ama en önemlisi de korkakça istiyormuş gibi yapmak. Toplumu böyle psikolojik bir şeye getirmeye çalışmak ayara. Kimden korkuyorsun? Devlet sen de, bu polis sen de, ordu sende, medya sen de, akademi sen Ya Türkiye sende. de. Çık ilan et. E, edemiyorsun. O zaman niye bir cumhurbaşkanı olarak habire böyle bir nifak sokuyorsun bu topluma? Eğitimi konuşsana, yoksulluğu konuşsana, emeklinin halini konuşsana, gençler ülkeyi terk ediyor konuşsana. Bak ekonomi bakanın gidip her ay ya Londra'da ya da New York'ta para dileniyor. Bunu konuşsana. Bak simit 15 lira olmuş genç kız bir simit alamıyorum diyor. Bunu konuşsana. Bak dünya aya gitmiş teknoloji uçmuş. Bunları konuşsana. Hayır ben bunları konuşmayacağım. Ne konuşacağım? Şeriat. E getir o zaman açıktan konuş. Çık bu seçimi referanduma dönüştür. De ki, ben bu seçimi, yerel seçimi layıklık ve şeriat referandumuna dönüştürüyorum. Hadi cesaretin varsa yap. Bunu da yapamıyor. E Ama böyle saçma sapan konularla toplumu ayrıştırmayı seviyor. Nifak sokmayı seviyor. Durup dururken Gereksiz din üzerinden bir tartışmaları seviyor. Bıkmadılar bunlar ya ülkeye zarar vermekten. Bıkmadılar böyle anlamsız tartışmalarla toplumu ayrıştırmaktan, birbirine düşman etmekten. Kardeşim bu çok basit bir şey ya. Bu Müslümanlık bu ülkenin temel değerlerinden biridir. Bu ülkenin kimliğini oluşturan en önemli kültürel değerlerinden, inanç değerlerinden biridir. Bırak herkes istediği gibi yaşasın, inancını, örtüsünü, namazını, ibadetini her türlü yapsın. Devlet de burada tepede hakem gibi inançlara, yaşam tarzlarına, tercihlere saygılı onları koruyan bir aygıt olarak var olsun. Ama yok bunların derdi. Başka bir şey. Dertleri o değil. Ya Mesela orada şey dediniz ya eğitimi konuşsana dediniz ya. Özgür Özel'e şey söylüyor. Çocuklara dini eğitim verilmesini ortaçağ zihniyeti gibi bir gaflete gösteriyor diye. Yani onun anladığı, Erdoğan'ın anladığı eğitim de hani başka bir eğitim. Muhalefetin ya da bizlerin anladığı eğitim de yine başka Çocuklara bir Çocuklara eğitim. din eğitimi verilmez yahu. Din eğitimi ne ki? Bunu anlamıyor bu ortaokul düzeyi İslamcılar. Tayyip Erdoğan 65 yaşına geldi. Koskoca 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Hala ortaokul düzeyi İslamcılık anlayışından vazgeçmiyor. Din eğitimi ne ya? Bir çocuğu ahlaklı... Hadis var burada. Peygamber İslam'ın temel öğretisi vardır. Din ahlaktır, güzel ahlaktır. Bu kadar. Din dediğin güzel ahlaktır diyor zaten. Kendi peygamberin söylüyor bunu sana. Çocuklara ahlaklı olmayı öğretirsin. Namuslu olmayı öğretirsin. Başkasının hakkını yememeyi öğretirsin. Çalmamayı öğretirsin. Başkasının namusuna göz dikmemeyi öğretirsin. Kul hakkı yememeyi öğretirsin. Çalışkan olmayı, ülkene, vatanına, milletine, komşuna yararlı bir evlat olmayı öğretirsin. Buna adı din değil ki. Bu artık evrensel kural. Ne öğrete? Kur'an okumayı öğreteceksin. Bırak annesi babası öğretsin sana ne? Bu ülkede milyonlarca çocuk var ki diyelim ki ben ben istemiyorum kardeşim devletin öğrettiği dini. Sana mı kalmış sen benim çocuğuma din öğretiyorsun. Ben kendim öğretmek istiyorum. Çünkü ben onu öğreten hocanın devletin din anlayışına inanmıyorum ki. Ben bugün de inanmıyordum. 25 sene önce de inanmıyordum. 25 sene önceki devletin de Din öğretme çabasına inanmıyordum. Sana mı kalmış din öğretiyorsun? Çağ dışıdır tabii ki. Orta çağ anlayışıdır. Hala dini insanlara din anlatmaya, din öğretmeye, din öğrenmez. Aile terbiye olarak çocuğuna inanç kimisi inanç üzerinden aktarır o terbiyeyi, terbiyeyi. Başka biri evrensel değerler üzerinden aktarır o terbiyeyi. Başka biri felsefe üzerinden aktarır o terbiyeyi. Başka biri eğer bu ülkenin Hristiyan vatandaşıysa Hristiyanlık üzerinden aktarır o terbiyeyi. Bir başkası Yahudi vatandaşıysa Yahudilik güzel. Sen kimsin ki insanlara din eğitimi veriyorsun? Ne öğreteceksin? Ne öğretebilirsin? Hadis desen zaten isteyen çocuk iyi bir eğitim aldı mı gider hadisi bulur, ayeti bulur, Kur'an'ı bulur, okur, öğrenir. Din dediğimiz ne ki ya? Dört tane şeyi öğrenmek ya. Yani güzel ahlaktır dediği kısım Hazreti Muhammed'in. Dört tane çalma, hırsızlık yapma, başkasının hakkını yeme, kulak hakkı yeme. Terbiyeli, çalışkan bu ülkenin kendi ülkene faydalı bir eleman ol. Bu kadar. bu neyini öğreteceksin? Bunu zaten okulda ve dünyaya gidiyor. Teknoloji almış başını gidiyor. Sen çocuklarını Kur'an kurslarda, din eğitimlerde çürütmeye gönderiyorsun. Biz diyoruz ki bizim çocuklarımız dünyayla rekabet etsin. Ay'a gitti geçen ay değil mi? Uzaya gitti. Başkasının turistik aracıyla gitmesin. Biz kendimiz yapalım. Cübel Ahmet ne diyor? Verin diyor bana 100 bin dolar. Ne işimiz var diyor Mars'ta. Sen çocukları Cübbeli Ahmet yapmaya çalışıyorsun. Bak. Ama Cübbeli Ahmet'in önerdiği hayatı savunup başkasının turistik aracıyla bir taraftan da bilim adamı gönderiyorsun uzaya. Çocuklara okulda din eğitimi verilmez. Din eğitimi ailede alınır. Anne babadan alınır. Kim hangi dini istiyorsa onu verir. Kim o dinde ne anlıyorsa, kimimiz Hazreti e Ebu Bekir'in yaşam tarzını örnek alırız, kimimiz Hazreti Ömer'in yaşam tarzını örnek alırız, kimimiz Hazreti Ali'nin ör örnek alırız, kimimiz Hamza'yı örnek alırız, kimimiz her birimizin bir yaklaşımı var. Kimimiz ayetten bir bunu anlarız, bir de bunu görmüyorlar. Yahu şunu görmüyorlar, arkadaş din, yani nasıl anlatayım? Bak diyanetin verisi var. Dünyada ölen, öldürülen... 10 Müslümandan 9'unu Müslümanlar öldürüyor. Mesela Diyarbakır'da Ramazan, Ramazan öldürüldü, Hoca öldürüldü. Ya şimdi şu videoya bir bakar mısınız arkadaşlar? Ramazan Hoca geçimin nasıl sağlıyor diyorlar. TikTok, Instagram, Youtube'da zaten Diyarbakırlı değil Ramazan Hoca. Kanalım var ben açık konuşayım. Ee, video olandan hiçbir maddi çıkar almıyorum kazanmıyorum. kazanan insanlara da lafım yoktur. Ben herkesi kendim gibi göremem. Birbirimize doğru yollarım Allah bizi görüyor. Yani ben dengeli gidiyorum. Peygamberimiz diyor ya her şeye haram demeyin. Allah bazı şeye haram dememişse unutundan dolayı değil rahmetindendir. Ben geçimimi Diyarbakır'dayken mezarlıkta ağaçları budardım, sulardım, temizlerdim. İstanbul'da da zaten ben e, 7 ay yakın İstanbul'a gelmişim. Çay ocağı işlediyorum. Çay, kahve, toz, kahvaltılık, su, soda ve tesbih satarım, rızkımı kazanırım. Din tüccarlığını da sevmem. Çünkü din tüccarlığı insanı aşağılık bir durumuna düşürür uyarıcılar asla dinle geçilmezler. Bütün peygamberler de çalışmış, çalışmaz zorundayız. Asla din tüccarlığı da yapmam. Bunu da diyorum yani. Ya şöyle tertemiz gariban bir adamı gitti öldürdüler. Bu işte şeriat. Bunu anlamıyorlar. Bak adam ne diyor? Tarikatlarla işim yok diyor, şunlarla işim yok. Bak ne kadar güzel bir ayrım yapıyor. Müslüman bu. Bir de onu gösteren bir tane din adamı kılıklı sarıklı. Nerede cahil, nerede ilkokul mezunu, nerede bir eğitim almamış. Başına iki tane sarık sakıp sakal bırakan kendini hoca etmiş tarikat mensupları bu adamı tehdit ediyor. Onu da şimdi videosunu koyuyorum. Şuraya bakar mısınız? Bir insan prim için her tuttuğunu çıkarmaz oraya be. Allah için konuşuyorum ya. Neyin peşindesin sen ya? Kendine gel kendine. Usluba bak. Amma bağırıyor. Ramazan kibar ya. Geçin lan bu kibar ayaklarını bana. Geçin bu nazik ayaklarını bana. Allah için uyuyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Allah için uyuyorum. Yeraltı kanalından uzak durun. Diyarbakır Ramazan denen sözde hoca müsveddesinden uzak durun. Adamın eline ne yapacaklar hoca hoca diye. Bu nedir kardeşim ya? Allah razı olsun. Bak Allah'ın adını verdim. Sarayda gezen, müritlerinin bağışlarıyla en lüks araçlara binen, şatafat içinde yüzen adam, tarikat ben TikTok'a koyduğum videonun gelirini elde etmem, almam, bu dinciliğe girer diyen adamı yavur ilan etti, öldürttü böyle bir şey. Yani biraz önce söyledim. Diyanetin verisi bu. Dünyada ölen 10 Müslümandan 9'unu Müslümanlar öldürüyor. Bu işte. İslam bu. Bunu anlamıyorlar. Bu felaketi Türkiye'nin içine, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu, bu konuşmasıyla bu felaketi Türkiye'nin içine taşımaya çalışıyor. İstiyor ki burada birbirimizi öldürelim. Irak'taki gibi birbirimizi öldürelim. İran'daki gibi birbirimizi öldürelim. Yemen'deki gibi birbirimizi öldürelim. Suriye'de Sudan'daki gibi bir arkadaş niye ya? Ha, ağzınızdan bir kere barış çıksın, ağzınızdan bir kere bu ülkenin iyiliği. Çünkü birbirini beğenmiyorlar. Şu, şu soytarı, şu tarikat şeyhleri görünen, bak o adamı beğenmiyor. O beğenmediği, hedef gösterdiği için bir cahil gidip onu öldürüyor. Bak bu, din böyle bir şey. Din neye benzer biliyor musun? Bıçak gibidir. O bıçakla ekmeği de kesebiliriz, yemeğimizi de yapabiliriz. Adam da öldürebiliriz. Şeriat adam öldürme haline dönmesidir İslam'ın. Yani o bıçağın silaha dönüşmesidir. Evde normal yemek yapma işinden çıkıp silaha dönüşmesidir. Tayyip Erdoğan ne diyor biliyor musun? İslam'ı bıçak yapacağız, Türkiye'de de yapacağız. Ortadoğu'da yetmedi, dünyada yetmedi. Tekrar söylüyorum. Bu tip tartışmalar ancak Türkiye düşmanları yapabilir. Ben Türkiye'yi nasıl yok ederim diyorsa şeriatçılık yapsınlar. Ben Türkiye'yi nasıl yok ederim diyorsa laikliği ortadan kaldırsınlar. Geçen programda şey dedim ya. Ona da bir cümle diyeyim sonra geçelim öbürüne. İşte Ekrem İmamoğlu dedim camilerde belediye başkanı Kur'an okuyor. Baktım bir iki yorumda ya Levent Bey belediye başkanının Kur'an okumasına ne var? Çok basit bir şey söylüyorum. Siyasetçiler inancımızı istismar etmekten vazgeçmeli. Bele Müslüman biri belediye başkanı olmaz değil demek değildir bu. Müslüman dindar bir adam cumhurbaşkanı olmaz demek değildir bu. Çok basit. Belediye başkanı olduğu andan itibaren inancını kendi özel hayatında yaşayacak. Teşhir etmeyecek. Bunu diyorum. Niye Kur'an okuyor ki? Onun için mi Kur'an okumak? Bak şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan her yerde okuyor. O da okuduğu için artık itiraz edemiyoruz. Sesimizi çıkaramıyoruz. Dediğim buydu. Yoksa ben inançlı Kur'an okumayı bilen Müslüman insanlar yönetime gelmesin böyle bir şey demiyorum ki. Gömsün şuraya. Kendi hayatında istediği gibi yaşasın. Bize dayatmasın. Biz Bizim aklımız, inancımızı bulmaya, onu yaşamaya yeter. Başkasından Kur'an okumasını duymasak da o Müslümanlığımızı korumayı biliyoruz. Ama ne yazık ki dediğim gibi gelinen noktada. Ama burada hazır yeri gelmişken. Şimdi Ramazan Hoca'nın katili hemen yakalandı. İçişleri Bakanlığı. Ee, geçen hafta da şey vardı biliyorsun. Kilise. <laughs> saldırısı. Onun katili de 10 saatte yakalandı. Burada İçişleri Bakanı tebrik edeyim. İyi bir şey yapan da iltifat etmek lazım ki. Yani iyiliği büyütmemiz gerekiyor. İyi, doğru yapana teşekkür ederim. Görevi de olsa. Ya Türkiye'de artık görevini insanlar yapmıyor. Görevi de olsa teşekkür etmeyi bilmemiz lazım. İçişleri Bakanı hakikaten tebrik ediyorum. 10 saatte kilise katilini, 15 saatte şu Ramazan hocayı öldüreni bulması çok büyük başarı. Hem İçişleri Bakanlığı <laughs> hem tebrik ediyorum. Emniyeti tebrik ediyorum. Çünkü bunlara göz açtırılmaması lazım. Ama İçişleri Bakanlığı'ndan beklediğimiz, beklediğimiz şu. Bu çocuğu kim kim azmettirdi bu Ramazan Hoca'yı öldüren çocuğu? Hangi tarikat zehirledi? Bunu da çıkarması lazım. İçişleri Bakanı'nı çok şey buluyorum. Hem üstü bu çok düzgün. Toplumun farklı kesimlerine dikkat ediyor. Bunlar önemli. İşini vaktinde yapıyor. Bir, bir <laughs> saldırı olduğunda bak 10 saatte buna çok kıymetli şeyler iltifat etmezsek büyütemeyiz iyiliği. O yüzden çok teşekkür ederim. Ama ama arka planındakini mutlaka ortaya çıkarması lazım o garibanı. Hangi sarayda yaşayıp Mercedes'e binip kendini ya düşünsene sarayda yaşayan, müritlerinin parasıyla Mercedes'e binen soytarı bu garibana Müslüman değilsin diyor. Halbuki İslam bir ırka, bir lokma va vaazı vardır İslam'ın. Bir hırka, şey sarayda oturan, Mercedes'e binen tarikat şeyhi bir lokma bir hırka yaşayan adamı Müslüman kabul etmiyor. Şeriat bu. Biri dincilik, biri de Müslümanlık. Aradaki fark da bu. Çok net. Bunu görmemiz lazım, aklımızı başımıza almamız lazım. Şeriattan uzak durmak dinden durmak değildir. İnancımızı istediği gibi özgürce yaşayabiliriz çocuklarımıza istediğimiz eğitimi verebiliriz. Devletin bu işlere bulaşmasına müsaade etmememiz lazım. Tekrar söylüyorum. Bugün devlet din işlerine bulaşsın diyenler ateşle oynuyorlar. Bugün Tayyip Erdoğan var. Yarın birinin eline geçer. Onlara öyle bir din dayatır ki akılları durur. Bugün Tayyip Erdoğan tanıyorlar diye var. Tayyip Erdoğan'ın verdiği çocuklarına eğitimi. Yarın Cübbeli Ahmet gibi biri gelir çocuklara din eğitimi vermeye kalkarsa akılları durur. O yüzden bu işin en büyük garantisi özgürlükçü laikliktir. Kimsenin inancına karışmayan ama kimseye de inanç dayatmayan. Anlayışın bütün toplumun ortak değeri haline gelmesi lazım. Meral Akşener olduğunu sansürle suçladı. <laughs> ee, i̇ddiasına göre seçim afişleri, billboardları asılmıyormuş. Ve dedi ki bizi engelleyen Beştepe değil Saraçhane. Ee, İmamoğlu iddiaları yalanladı da e, hani o durumun perde arkası nedir? <laughs> Meral Akşener'e tutana aşk olsun diye bir şey var, tabir var. <laughs> Hakikaten aşk olsun yani. Koptu gidiyor. Nereye gittiği belli değil. Ama böyle bazen haklı çıkmak vakit alsa da şey alıyor. Ben aylardır ne anlattım? Meral Akşener'in İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı istemediğini. Çünkü bir insan vaktinde Cumhurbaşkanı istediği birine bu kadar kısa düşman olamaz. Asla olamaz. Hedef koydu. Aynen Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde Kemal Bey e ne yaptıysa Aynısını şu anda Ekrem İmamoğlu'na Manzur Yavaş'a yapıyor. Çünkü pozisyonu o. Çünkü Meral Hanım kendine böyle bir misyon biçmiş. Mevcut iktidarı muhalefetten destekleme misyonu. Şimdi olayı araştırdım. Çok enteresan ama. Şimdi Meral Hanım'ın şikayet ettiği billboardlar asılmıyor ya. Billboard, Türkiye'deki billboard şirketinin, bütün Türkiye'deki billboardları organize eden şirketin sahibi benim arkadaşım. Aradım sordum dedim ki nedir dedim bunun arka planı. Ya dedi ki çok basit. Şimdi ekrana geliyor arkadaşlar görebilirsiniz. Seçim kanunları var. Seçim kanunlarına göre <laughs> bir parti logosuyla, parti logosuyla puan kart asabilmesi için 1 Mart'ın gelmesi gerekiyor. Yani propaganda süreci 1 Mart'ta başlıyor. 1 Mart'tan önce e, billboardlar asılamıyor. Dahası zaten kanun var. Orada maddesi var orada yazıyor. Şirket herkese eşit şekilde vermek zorunda. Şirket çünkü o. Belediyeyle bir alakası yok. Şirket almış belediyeden. İmamoğlu ben biliyorum. İmamoğlu İstanbul'da kendi billboardunu asmak için benim arkadaşımın şirketinden satın alıyor. Anlatabiliyor muyum? İmamoğlu'yla bir alakası olmadığını bilmeyecek kadar cahil olamaz Meral Akşener. Kaldı ki buradaki açık hava şirketi İyi Parti'ye söylüyor. Diyor ki yani 1 Mart'tan önce asamazsınız diyor. Asamayız. Yasak. Yasal olarak asamayız. Bunu bildiği halde ve bu söylendiği halde çıkıyor İmamoğlu'na Mansur yavaş'a ağzına gelen söylüyor. Niye? Çünkü Meral Hanım şu anda mağdur olmaya oynuyor. Türkiye'de siyasetçiler mağdur olmayı çok severler. Çok sever, hepsi ama. Ah bir şey yapsalar da ben de bir mağdur olsam. Çünkü çünkü mağduriyet duygusu bir acıma duygusu yaratıyor seçmende. O öfke yaratıyor, tepkisellik yaratıyor. Nasıl ki Ekrem İmamoğlu May 2019 Mayıs seçimleriyle Haziran seçimleri arasında 8 puan fark yaptı ya. Niye? Çünkü insanlar dediler ki devlet eliyle adamın seçilmesini engelliyorsun değil mi? AK Partilerin %5'i oy verdi İmamoğlu'na 2023 şey 2019'un Haziran seçiminde. %5'i anketlerde bu böyle yani incelemelerde. Siyasetçiler mağdur olmayı o kadar çok seviyorlar ki çünkü söyleyecek sözü yok bu ülkeye. Çünkü kendi ülkeyle ilgili yaratacağı siyaset oluşturacağı politikayla oy almayı bilmiyorlar. Çünkü toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı bilmiyorlar. Aman bana bir saldırı olsun ben mağdur olayım çıkayım ağlayayım. Orada kendini mağdur yapmaya çalışıyor. Gördünüz mü işte bak sadece saray değil beni Saraçan'a da etkiliyor. Yalan ya insan nasıl bu kadar milyonların yüzüne bakarak yalan söyler. Şirket sana söylemiş yahu, yasak 1 Mart'tan önce asılamaz diye. Çok basit, net olarak söylemiş. Niye çıkıyorsun bunu Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı yıpratma aracı olarak kullanıyorsun? Hiç mi insan utanmaz? Hadi toplumdan utanmıyorsun, kendi partilerinden utanmıyorsun. Yahu insan aynaya bakarken şöyle demez mi? Ben nasıl bir insanım ya? Ben nasıl böyle bir şeyi saptırarak şey yapıyorum mesela değil mi? Ona laf ediyorum Saraçan'ı engelledi diye. Böyle durumlarda şöyle oluyor. Yani o yalanlansa da artık insanlar o yalana inanmış oluyorlar. Öyle çünkü. Yani <laughs> ne kadar sen onu oynuyor yalan... zaten. Evet. Tamamen bunu oynuyor. Muhtemelen İyi Parti'nin İstanbul'daki seçmenini öfkelendirerek İmamoğlu'ndan ve Ankara'daki seçmeni de Mansur Yavaş'tan uzaklaştırma taktiği uyguluyor. Ama ama ne yaptığını ben çok bildiğim için insanlar bana kızıyordu. Açsınlar Halk TV'deki yaptığım konuşmalara daha seçimden önce ya Meral Hanım burayı yakıyor diye konuşmalar yapıyordum. Meral Hanım'la kavga ettik sosyal medyada. Danışmanı bana seni mahkemeye vereceğiz. Hani nerede o mahkemeler? Ben daha o zaman fark ettim. Daha insanlar yeni yeni tartışmaya başladılar. Aa Meral Hanım niye böyle davranıyor? Meral Hanım böyle bir siyasetçi. Böyle bir siyasetçi. Meral Hanım'a şunu yap diyorlar, onu yapıyor, bunu yap. Şu anda bir görev verilmiş. Çok basit. Muhalefete içeriden zarar verecek. Muhalefette karar, kalarak zarar verecek. Başka hiçbir izahı, hiçbir mantığı, hiçbir şeyi yok. Yoksa bu kadar açık bir yalanı ya. Ortada yasa var şimdi ekrana verdik biraz önce. Açsan kağıdı okusan görürsün ya. Propaganda süreci 1 Mart'la 30 Mart akşamına kadar. Yani Cumartesi akşamı 5'te bitiyor. O arada billboard asabiliyorsun. Bir de şirket mesela diyor ki arkadaşım. Billboard'un diyor içeriğine bakıp asma hakkı bana ait diyor. Beğenmezsem asmam. Bir de böyle bir şey var. Mesela bazı bu sadece bir parti değil. Öyle afişler geliyor ki hayır arkadaş bu çok bu, kamusal alanda çok rahatsız edici bir slogan diyoruz. Yayınlanmıyorum diyor mesela. E çünkü yani gel diyor kendi propagandanı yap, projeni anlat ama birine bir iftira attığında ben onu diyor asmıyorum ki billboard. E şimdi bunları bilen birinin kalkıp vay Saraçhan'a beni engelledi demek en hazin yani en net tabirle söyleyeyim, muhalif seçmene kazık atmaktır. Görünmeden aynen 2023'te attığı gibi. Ama görüyoruz, izliyoruz böyle. Hep beraber göreceğiz. Bütün bu, bugün Meral Hanım, yarın öbürü, o, bir başka gün bir başkası, bunlar, bunların Türkiye diye bir derdi yok. Bak Şeriat konuşuyoruz. Tayyip Erdoğan niye bu konuşmayı yaptı biliyor musun? Muhtemelen Meral Hanım'ın gerisine kalmamak için. Meral Hanım 15 gün önce söyledi ya. Şeriat eşittir İslam. Şeriat eşittir İslam diye. Muhtemelen Meral Hanım'ın gerisinde kalmamak için böyle bir konuşma yaptı. Ya da anlaşmalı artık onu da bilemiyorum. Güya de. Cumhuriyet kadını diyor kendine. Güya Atatürk diyor. Güya, güya layıklık diyor. Sonra çıkıyor diyor ki şeriat eşittir İslam. Ya bu kadar cehaletle biz nasıl baş edebiliriz toplum olarak? Bu kadar kendi ülkesine düşman siyasetçiyle biz toplum olarak nasıl baş edebiliriz ki? Bunlar, bunlar ülkeye düşman. Bunlar bu ülkenin toprağına, bu ülkenin bütünlüğüne, bu ülkenin barışına, bunlar bu ülkenin huzuruna düşman. Öyle olmazsa 2001, 20, 21. yüzyılda kalkıp şeriat tartışması açar mısın? Bu ülkede tabii ki inançla ilgili sorunları olanlar var, üslupsuzluklar var, kavgalar var ama demokrasi böyle bir şey. Bir din adamı kırıklı soytara çıkıp bir cümle der, ya saçmalıyor dersin. Öbür taraftan başka biri çıkarır. Aa, bu din de hastalıktır der. Saçmalıyor dersin. Demokrasi böyle bir şey zaten. Şiddete başvurmadığı müddetçe herkes her şeyi konuşur. Biri din aleyhine konuşur, biri dinin lehine konuşur. İnsana da yaşar. Erdoğan belediye başkan adaylarının önüne bir yemin metni koydu. Özetle yemin metninde diyor ki, e, herkese hizmet sağlayacaklar. İşte kamu kaynaklarını amacı dışında kullanmayacaklar. Anayasa ve yasalara e, aykırı asla davranmayacaklar. E, bu minvalde pek çok madde var. Hepsi altına imza attı. E, yani bu sadece bunun bir değeri var mı? Bu sadece belediye başkanlarının mı uygulaması gereken bir şey? Yani bunu başkanlar yaparken iktidar yapmayacak mı mesela? Kim uyacak, kim uymayacak? <laughs> Yeminle mi? Evet tabii. Maddeler çünkü evet, çok Evet, anayasada ilginç. layık Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğümü koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim diyen bir cumhurbaşkanı şeriat tartışması açıyor. Oradaki yeminle çok sadık ya. Kalkmış şimdi kendi belediye başkanlarına yemin diyor. Mesela madde bir. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağım. <laughs> İktidarda niye ayrıl ayrılıyorsunuz? Ortada. Yolsuzluk iddiaları ortada. Mülakatla hak yemeler ortada. TÜİK'in açıkladığı yanlış en yani sahte enflasyon verileri ortada. Hangi doğruluk? Bana bir tane doğruluk gösterin. Ben diyeyim ki iktidar ayrılmıyor. İkinci madde. Hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağız. Yahu daha adam iki dakika önce bu yani şeriata karşı çıkanlar din düşmanıdır diyerek ayrıştırıyor. Sabah akşam biz ve onlar diye konuşuyor. Ben yapmıyorum ama belediye başkanları yapsın diyor. Böyle bir yalan olmaz ki. Üçüncüsü anayasa vesaireden ayrılmayacağım. Anayasa mı bıraktınız be? Geçen hafta fesh Anayasa Mahkemesi'ni feshettiniz be. Anayasa diye bir şey yok ki. Hangi anayasadan ayrılmayacak? Sen niye ayrılıyorsun anayasadan? Hani belediye başkanı mı ayrılmayacak? Sen niye ayrıldın Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı dinlemedin? Hukuku yok ettin. Nasıl ayrılmayacaksın? Dördüncü, kamu kaynaklarının namusun ve şerefim <laughs> bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağım. Yahu adam bizim gözümüzün önünde bakan kendi bakanlığına dezenfektan sattı. Değil mi? Evet. Bunlar yaşamadık mı? Onları yemin, yemin etmedikleri mi için mi yap, da acaba? Alay ediyorlar milletle. Mantığı ne? Peki neden böyle bir? Milleti yiyecek? kandırmak. Kandırmak. Siyaset şu anda bütün ama, tamam mı? Milleti kandırarak varlığını sürdürüyorlar. Yalanla. Bir şey yokmuş gibi, demokratmış gibi davranarak, dürüstmüş gibi davranarak, özgürlükçüymüş gibi davranarak, eşitliktimiş, aynı asla ayrımcı değilmiş gibi de Mış gibi yaşıyoruz ülkede. Hukuk varmış, demokrasi varmış, insan hakları varmış. Seçim yapılabiliyormuş. Biz mış gibi yaşıyoruz. Biz mış gibi yaşadığımız için toplum olarak da mış gibi oy topluyor. Siyasetçilerin hepsi mış gibi ile. Mesela ben mesela Murat Kurum'u merak ediyorum. Bu kadar şey yapıyor ya. Vaatlerde bulunuyor böyle kadınlar, özgürlük, eşitlik. Bence bir cumhurbaşkanına sorsun Sayın Cumhurbaşkanı biz bunu şeriatta nasıl uygulayacağız bütün bu vaatleri? Bir sorsun bakalım. Yani anlatabiliyor muyum? Bunlar yeminle olmaz. Ahlakımız yok. Bizim ülke olarak ahlakımız yok. Erdemli bir toplum değiliz. Değerler olan bir toplum değiliz. Biz çıkarcıyız. Çalmayla, çırpmayla, başkasının yerine adam kayırmayla, işte mülakatla başkasının hakkını yiyerek ancak var olabiliyoruz hırsız bir şeye, topluma, yani gayri ahlaki sistemde yaşayan bir topluma böyle yemin ederek dürüstlük satıyorlar. Bu pazarcılıktır biliyorsun bunun adı. Pazarda dürüstlük satmak deriz buna. Ahlak satmaktır. Kendisine yoktur. Ahlakçılık da öyledir. En ahlaksız insanlar ahlakçılık yaparlar. Mesela bak, diyelim ki bir kadını görürler giyimine, kuşamına. Ona laf eder. Ama kendisi Başakşehir'de Garson yeri herf ikinci kadını oraya atar. Anlatabiliyor muyum? Böyledir. Çünkü ahlakçılık çok kolaydır. Namuslu adam paz pozu pazarlamak çok kolaydır. Dürüstlük satmak çok kolaydır. Demokratlık pazarlamak olağanüstüdür mesela. En kolaydır. Demokrasi derler. Mesela diyelim ki Meral Hanım da demokrasi diyor. Ümit Bey de Zafer Partisi demokrasi diyor. Tayyip Erdoğan da demokrasi diyor. Ama bana sorsunlar birinde bir gram demokratlık var mı? Yok. Demokratlık nedir? Bir bak Allah'ını seversen. Dürüstlük dersen yok. Demokratlık dersen yok. Özgürlükçülük diyorlar hepsi. Sorsan hepsi özgürlükçü. Kime? Taşlara mı veriyorsunuz özgürlükçüyü? İnsanların düşüncelerine, yaşamlarına sorun çıkarıyorsan. O yüzden şeyi, bu yemin işleri tamamen palavra, milleti kandırma. Bence bunu da söyleyeyim, kapatalım, toparlayalım. Bence böyle bu ufak tefek işlerle milleti kandırmadıktan vazgeçsinler. Ben AK Parti'den çok basit. Diyaneti kapatmasını bekliyorum. Kapat. Çünkü diyanet niye kuruldu biliyor musun? Din yani toplum inancını bu din adamı kılıklı soytarlardan öğrenmesin. Ortalıkta. Diyanetten öğrensin. Diyanet. E sen ortalığı yaydın artık. Neredeyse her bir köşeden bir hoca millete saçma sapan din öğretiyor. Ne tutuyorsun o zaman diyaneti? Kapat abi biz niye milyonlarca imamın maaşını diyoruz ki? Nasıl olsa kaldırdın. İki, şeriat karşı olmak Müslümanlığa karşı mı? Buyur şeriat ilan et. Niye karnından konuşuyorsun? Ben artık bunları istiyorum. Çıksın tartışsın kardeşim milleti kandırmasın. Varsa cesareti lafını etsin. yüzlükten de vazgeçsin. Atatürk'e bağlıyız. Cumhuriyete şöyle kıymet veriyoruz. Şöyle değerliyiz deyip altına oymaktan vazgeçsinler. Ya çıksın desin ki biz gerçekten cumhuriyetle barışıyız. Şeriat başka. inancımız bu ülkede çok kıymetli bir değerdir. Kimliğimizi oluşturan en önemli değerlerden biridir. Buna itiraz etmiyorum. Kimse bu ülkede kimsenin inancını yaşamasına karışamaz. Bunu desin. Herkes istediği gibi yaşama, istediği gibi ibadet etme, istediği gibi inanma hakkına sahiptir. Bunu desin. Ama bunu sağlayacak değerler cumhuriyet değerleridir, laikliktir, demokrasidir, hukuk. Ya bunu de ya da hayır kardeşim ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Şeriat ilan ediyorum de. Ve bu, bu AK Parti'ye oy veren %52 karar versin. Biz şeriat mı istiyoruz? Bence AK Parti'ye oy verenler düşünsünler. Kaçı şeriat istiyor? Şeriat istiyorlarsa buyursunlar yere seçimde. AK Parti'ye oy versinler. Hep beraber şeriatı görelim. Hep beraber görelim. Ondan sonra Türkiye'nin nereye varacağını da hep beraber o zaman görmüş oluruz. Ders de almıyoruz. Yani şu ortada haline bakıp ders almıyoruz. Dünyanın haline bakıp da. assız adete bakıp ders almıyoruz ya. Bırak hani ortada oyu geçtik. İslam dünyasının birbirini yiyen halinden ders almıyoruz. Şurada işte Ramazan hocayı öldüren öbür soytarıya bakıp ders almıyoruz. İçimize virüsü soka, sokmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bunu, bunu sadece Türkiye düşmanları yapar. Başka da hiç kimse yapamaz. Tekrar söyleyeyim ve öylece kapatalım. Şeriat tartışması açmak Türkiye düşmanlığıdır. Net kelime. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim sevgili izleyiciler. Bir aksilik, terslik olmazsa pazartesi görüşmek üzere. Ee, bağışladığınız için çok teşekkür ederim. Görüyorum arada böyle küçük bağışlar. Yorumlarınıza, katkılarınıza, abone olmanıza ve bildirimlerini açmanıza. Abonemiz 200 bini geçtik. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım büyüyerek devam edebiliriz böyle. Bir terslik, bir aksilik olmazsa pazartesi sabah görüşmek üzere. Hepinize şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum.